Bu ayrı. Bak gerilla ile bak. Hı-hı. Tekrar ediyorum. Olabilir. Bir terör örgütüyle, bir kendine gerilla diyen işte, Kambaçlı'da vardır, Kolombiya'da vardır. Bir gerilla örgütüyle oturup konuşsa bunu anlarım. Ama başbakanın ağzından, Beşir Atalay'ın ağzından anlıyoruz ki, daha önce yaptıkları konuşmalarda, bir Türk-Kürt lafı geziyor. Şimdi bunu böyle alamazsın. Aldığın zaman infilak etmektir, cehalettir. Ya hainsin ya cahilsin. Böyle bir şey kabul edemezsin sen. Evet. Şimdi sen orada özetlik ne vereceksin? Yerel şimdi en çok söylenen yerel parlamenterin güçlenmesi. E bunu söyle o zaman biz de anlayalım. Ama Türkiye halkı diğer bütün özetlik biçimlerinde şunu bilsin ki bütün dünyadaki özetliklerde vergiyi mesela İspanya vergiyi alır %20'sini falan verir. Ama hiç kimse savunmadan taviz vermez. Ya vermedi örneği yok. Ne İngiltere ne öbürü ne öbürü. Örneğin şimdi sen jandarmayı kaldıracağını söylüyorsun. İşte benim orada kuşkulanmaya başlıyorum. Ya ne demek jandarma yok? Ya ülke savunmasını birisi yapacak. Ya bu savunmayı sen başkasına mı vereceksin yoksa? Ya da burayı lancaştıracaksın yani daha hafifleteceksin de orada Apo'nun öz güçleri dediği güçler mi devreye girecek? Nedir yani? Bunu, burada işte karışıklık var. İnsanı rahatsız eden bir şey var. Nitekim dünya hukukunda da böyle bir şey var. Mesela bizim Türkiye Barzani ile petrol anlaşması yaptı. Petrol satılamıyor. Irak merkezi hükümeti siz ne yapıyorsunuz? Kaynağı nedir dedi. O büyük törenlerle petrol geliyor. Kuzey Irak petrolü dediler ama Ceyhan'da depolandı ve satılamıyor. Ya şimdi uluslararası şimdi kardeşim var. 1 milyon insan Irak'ta öldü mü? Öldü. 1 milyon insan öldü. Oraya 300 trilyon dolar para harcadı Amerika. Buna rağmen Irak'ta Barzani'nin geldiği şekil budur. Ve şimdi biz burada öyle bir bakıyoruz ki bunlar burada Barzani gibi bir şeklin peşindeler. Mesela acayip bir şey. Şimdi Amerika'da yani şöyle bir şey var. Şimdi Filistin üzerinde, değil mi? Filistin üzerinde İsrail haksız bir şekilde başkasının toprağı üzerinde hak iddia ediyor. Ya başkasının toprağı. Taviz veriyor mu? Bak başkasının toprağı. Buna rağmen vermiyor. Buna rağmen veriyor mu? Tak 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 oradan bir tane boru, su borusuyla bir şey atıyor, sapan atıyor. O onun üstüne neredeyse nükleer bomba atacak. Çeçenistan, Rusya'nın toprağı mı? Başkasının toprağı. Taviz veriyor mu? Tepeden bombaladı. 500 bin, 600 bin kişi mi öldü kimse bilmiyor. Sincan bölgesi. Evet, tamam. Metheden beri senin toprağın. Şimdi burada geliyor Çin hala şeyde imha ediyor. İmha. Rusya. Başkasının toprağında imha ediyor. İsrail imha ediyor. Çin imha ediyor. E şey ne yapıyor? Amerika ne yapıyor? Amerika da başkasının toprağında imha ediyor. Taliban'la savaşı nedir? İmha projesidir. Buna rağmen hani Türk ordusu işte orada o üç kuruşluk yazarlar çıkıyor. İşte Türk ordusu başardı. Amerika başardı mı? İşte bu. Yine de 60 yılın neticesine baktığın zaman, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bu özel savaşlarda yani gerilla savaşlarına baktığın zaman nizami orduların içerisinde en başarılı Türk ordusu. %70'de de başarı oranı var. Fakat dünyada başka bir şey var. Yani bu bir etnik kavmi, bir mezhebi hak vermeden öte bir terörü durdurma şeysi bu. Hani yerel yönetimlere şey yaparak. E böyle de canımı ye. Yani yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yerel ADM merkezini daha dışarı atacağız. Buraya daha çok siyasal roller vereceğiz. De canımı ye. Böyle bir şey yok. Türk milletini teyakkuzda diken üstünde tutturuyorsunuz. Bunlar ne halk işliyor diye herkes panik içinde. Şimdi bir kere panik de olmaya da hakkımız var. Ya ne demek Türk-Kürt ya? Türk-Kürt ne demek? Ya burada bir ayrı bir mezhep mi var? Ayrı bir ırk mı var? Şimdi orada diyor ki referandum yapalım. Mesela böyle laflar da gezdi. Referandum yapalım diye. E bu taraftaki de referandum yapacak. Bu da taraftaki yaptı referandum. Dedi ki biz de Kürtleri istemiyoruz. İzmir'den, İstanbul'dan. Hayır şimdi bunlar konuşulmayan şeyler. Evet. Ve ne olur Güneydoğu bir rezervasyona döner. Rezervasyon nedir? Kızılderililer, bak Kızılderililer haklarına bir rezervasyon. O da bir özellik biçimi. Amerika, ben bu Kızılderilileri eğitemeyeceğini anladım.